Evet, şimdi son dakika haberimizle de devam edelim. Hatırlayacak olursak geçen hafta kamu bankalarının 3 tane kamu bankası özel faiz indirimine gitmişti. %0,49 ve 0,69'luk bir faiz oranına gittiler. Hem ihracatı destekleyici hem de yurt içindeki araçtaki daralma ile birlikte tabii ki önemli bir adım atıldı. Biraz daha piyasayı hareketlendirmek için ve burada belli başlı firmalar yer alıyordu. Bu firmaların şu an için indirimli kampanyaya ki iki tane daha araç firmasının dahil edildiği gelen son dakika bilgiler içinde. Tabii burada yerli üretime, yerli yani yurt içindeki üretim ağırlıklı özel kampanyalardan bahsediyorduk. Bunların içinde belli başlı firmalar vardı. Bu firmaların içine iki tane daha markanın eklendiğini duyurmuş olalım ve tekrar şöyle bir ekranımıza geri dönelim. Beklenti raporunda rakamlarla devam edelim. Rakamlardan sonra da Cüneyt Dirican'ı ağırlayacağız. Peki rakamları şöyle bir göz atarken hemen genel hatlarıyla bir değerlendirecek olursak Borsa İstanbul'un rekor seviyesinden bahsetmiştik. 105.152 puan seviyelerinde kendini kapattı. %3'ün üzerinde bir performans sergilemişti ilk yarısından sonra ve %5'lik neredeyse bir yükselişle beraber Borsa İstanbul yükseliş performansına geçti. %4,90'lık bir kazançla bu seviyede kapatmış oldu. Geçen haftayı da değerlendirecek olursak en düşük seviye 99.583'lü puan seviyesiyken en yüksekse 105.242 puan seviyesini de zorladığını söyleyelim. Maliye Endeksi, İstanbul Maliye Endeksi %7,52'lik bir artış gerçekleştirdi. 124.466 puana geldi. Sanayi Endeksinde ise %3,3'lük bir 0,3'lük bir primle 119.055 puana gelirken Hizmetler Endeksinde ise %2,11'lik bir kazanç vardı ve 78.683'lü puan seviyesine geldi. Teknoloji Endeksinde ise %4,11'lik bir değerle birlikte 85.639 puana yükseldiğini gördük. İttifak Holding en çok prim yapan hisseydi Borsa İstanbul'da ve baktığımız zaman %22,09'luk bir yükseliş gerçekleştirdi. Bankalar da önemli bir yükseliş gerçekleştirmişti. %5,1'lik 3 ayın en güçlü yükselişini sergileyen bir bankacılık endeksi vardı. Genelde şöyle bir değerlendirecek olursak en fazla yükselen hisselerin başında %16,47 ile QNB Finansbank vardı. En az yükseliş ise Denizbank tarafından gerçekleştirdi. Denizbank tarafından geldi. Akbank %5,89, İş Bankası %4,65 ve Garanti Bankası ise %4,47'lik yükseliş gerçekleştirdi Borsa İstanbul tarafında. Evet, şimdi demiştik Doktor Cüneyt Dirican konuğumuz olacak. Kendisi burada, Aral Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü. Hoş geldiniz hocam. Günaydın herkese. Hane halkımıza keyifli, esnafımıza bereketli, beyaz yakalımıza da verimli bir hafta diliyorum. Bakalım, beyaz yakalılarda var tabii, genel haberler var. Evet. General Motors tarafında 3 haftalık bir grevden bahsediyoruz. Evet. Çok önemli bir grev. Amerikan tarihinin 1970'ten bu yana en uzun grevi. En uzun grevi bir. Evet. İkincisi de bir şirketi şimdi düşünecek olursak 200 binden fazla çalışan, bunların dışında da 70 binde yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Ciddi bir oranda personelin bu greve katıldığını görüyoruz ama talepler çok farklı. Şimdi General Motors'dan açtık belki ancak konuyu hocam sizinle. Oradaki tabii taleplere baktığımız zaman sadece sağlık, sigorta. Doğru. Vesaire bunlara değil, biraz da kardan da pay almak istiyorlar. Hı-hı. Haklı olarak mı diyelim, değerlendirelim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla dünya... Sadece müdürler alıyormuş. Genelde beyaz yakada öyledir. Yani orta ve üst kademede genelde prim bazlı çalışılır. Hani mavi yakada tabii biraz daha farklı işler. Hani sendikalarında olduğu hani ülkelerde ve hani şirketlerde ya da sektörlerde biraz daha farklı da tabii işler ama ben bunu biraz açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi bir olaya Amerika perspektifinden bakmak lazım, bir de küresel perspektiften. Küresel perspektifte bence artık insanlık, işte bu son Greta var biliyorsunuz, Birleşmiş evet. Milletler'de konuşan kızımız. Dolayısıyla insanlık sanıyorum artık farklı beklentiler veyahut da farklı düşünce, ruh hali içine girmeye başladı dünyada. Bir kısım tamamen işte böyle iklim, çevre vesaire derken bir kısım tamamen böyle hani artık hani kapitalizmin son noktalarını zorlar şekilde. O yüzden bence sistem artık iki ay uca doğru gittiği için evet. Kendine bir çıkış noktası arıyor. Ben biraz hani hane halkında veyahut da mavi yakalıda ya da beyaz yakalıda bunun etkisi olarak düşünüyorum küresel anlamda. Amerika pratiğinde baktığım zaman ise
Trump'la birlikte Amerikan ekonomisinde gelinebilecek şu anda mevcut şartlar altında hani en üst seviyeye geldiler diye düşünüyorum. İşte Amerikan borsa endekslerindeki işte gelinen nokta işte 22 binlerden 27 bin 500'ler şimdi 26 binler seviyesinde mesela New York Stock Exchange'e baktığımız zaman. Şimdi öyle düşündüğümüz zaman ve keza işte işsizlik verileri, büyüme verileri, enflasyon verileri, işte Fed'in de ön tarafa koyduğu verilere, rakamlara baktığımız zaman gelinebilecek en üst seviyeye geldiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik anlamda yeni bir hikaye gerekiyor. O nedenle hani bu General Motors'daki grevi ben biraz onunla da hani beraber görüyorum. Çünkü saat başı ücretler Amerika'da yine tarihinin en yüksek seviyelerine gelmişti ama o dahi eğer mutlu etmiyor ise mavi yakalıyı veyahut da işte fabrika işçilerini, demek ki orada ekonomik anlamda Amerika'ya yeni bir başarı hikayesi veyahut da yeni hikayeler gerekiyor diye yorumlamak mümkün ki önümüzdeki evet. yılda seçime doğru gidiyorlar biliyorsunuz. Evet, şimdi seçime doğru giderken tabii neleri sırtında götürüyor Donald Trump? Gidebilecek mi? O da var şimdi, böyle bir söylentiler de var tabii bu azil suçlamasıyla ilgili. Orayı nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi hocam? Ukrayna işte devlet başkanını arayaraktan en yakın rakibi Biden'a karşı işte hani yaptırım yapılmasını istediğine yönelik işte telefon konuşmaları. Amerikan yasalarına göre başkanın böyle bir şey yapıyor olması tabii ki bir suç. Evet. Ancak hani görünen o ki yani kalan süre yaklaşık bir sene derseniz zaten bu sürecin hani 5-6 aydan evvel eğer farklıca bir hızlanma söz konusu olmasa tamamlanması mümkün değil. Dolayısıyla Amerika'nın hani bu anlamda başkanı azlediyor olması zaten seçime giden bir Amerika Birleşik Devletleri açısından çok büyük bir hani fark yaratır mı bilmiyorum ama etki yaratacağı kesin. Yani başkanın mevcut konumundan, koltuğundan iniyor olmasının başta ABD piyasaları olmak üzere, sonrasında tabii bu sirayet ederekten işte geçişkenlikle Amerikan ekonomisine doğru yansıyacaktır. Bütün küresel piyasalara olumsuz bir şekilde yansır. Ama bu en ekstrem senaryo. Yani işte İran-Suudi Arabistan Savaşı'nın çıkması gibi ya da işte Kuzey Kore'ye bir sabah kalktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bomba atması kadar piyasalarda bizim siyah kuğu diye tabir ettiğimiz senaryonun gerçekleşmesi evet. durumu. Olmaz mı? Yani çok düşük olasılıkla olabilir. Tersi senaryoda ise ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Trump'ın bu eğer kendisiyle ilgili şu anda kongrede işte başlatılan süreçle ilgili olarak hani pozitif bir şekilde oradan çıkabiliyor olması, yani bundan bir zarar almadan, koltuğundan olmadan çıkıyor olması durumu bence 2020 seçimlerinde kendisine garantilatır. Dolayısıyla zaten karşısında çok güçlü bir aday yok. İşte Sanders veyahut da Biden dediğimiz zaman hala hazırda işte gerek aldıkları bağış miktarlarına bakıldığında, gerek hani şu anki ön oylama anket sonuçlarına bakıldığında hani çok güçlü olmadığı için buradan yine hasarsız çıkıyor olması Trump'ı çok net bir şekilde bence başkanlığa götürür. Kendisi eğer farklıca bir talepte bulunmazsa, yani ben ikinci kez adaylığımı koymuyorum derse, ki bence ikinci kez adaylığını koymaması senaryosu da koltuktan iniyor olması senaryosuyla aynı noktaya getirir bütün küresel piyasada diye düşünüyorum. Evet hocam, çok güzel özetlediniz. Şimdi bakalım, bilmiyorum, yaşayacağız. Yine geçeceğim sizinle. Tamam. Çünkü yurt içinde çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle bugün içinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? YEP programı açıklanacak, önemli veriler gelecek. 105 bin seviyesini gören bir borsa İstanbul var. Yani risk iştahı bakımından diğer piyasalardan pozitif ayrışıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu hafta dediğiniz gibi bugün saat 11'de işte yeni ekonomi planı açıklanacak. Revize olanı 2022'yi kapsayacak şekilde. Artı Perşembe galiba, değil mi? Evet, evet. Perşembe günü ayın 3'ü olması lazım. Enflasyon açıklanacak. Evet. Keza saat 10'da yine Türkiye'nin TÜFE verisini alacağız. Bu hafta yine dış ticaretle ilgili verilerimiz, ithalat ve ihracatla ilgili verilerimiz saat yine bakanımız tarafından açıklanacak. Dolayısıyla bu hafta yine bizi yakinen, piyasaları yakinen ilgilendiren veriler. Şimdi yeni ekonomi planında ne var diye düşünürsek bir önceki plana bakmak lazım. Bir önceki plandaki rakamlarda tabii aslında hani biraz beklenendi belki. Bazı sapmalarımız söz konusu. İşte enflasyonda belki işte bu hafta açıklanacak veriyle belki tutturmuş gibi bir noktaya geleceğiz ama cari açıkta keza yine baktığımız zaman şu anda Temmuz ayında özellikle Temmuz verisi itibariyle hani fazla verdiğimizi düşünürsek ve rakamın da işte sıfıra yaklaştığını düşünürsek orada tutması söz konusu ama onun dışında işte işsizlik verileri olsun veyahut da işte diğer verilerimiz olsun oralarda biraz hani hedeften sapmalar söz konusu. Dolayısıyla bu planda bunların revizyonunu bekliyor olmak lazım ama enflasyondaki olumlu gidişatla gerek enflasyon hedeflerinde gerekse ondan hareketle de hani faize dayalı olan iç borçlanma, merkezi borç yönetimiyle ilgili olan verilerde
bence daha olumlu rakamları, yani hedefleri görmek pratikte mümkün olabilir. Ben orada isterseniz biraz rakamlardan bahsedeyim. Lütfen, lütfen. Ki hani mevcut durumu anlayıp onun üstüne gelebilecek, ona göre hani kendi şeyimizi planlamamızı yapıyor olalım. Şimdi gayri safi yurt içi hasıla büyüme rakamlarımızda dediğim gibi hani tutmayan hedeflerimizden bir tanesiydi yeni ekonomi planında. Özellikle Aralık 2018 Mart ve Haziran çeyreklerindeki daralmaları dikkate aldığımızda şu anda eğer bu işte kamu bankaları destekli taşıt kredilerinde ve onun benzeri, onun etrafındaki gibi benzer hani faaliyetlerin veyahut da kararların ekonomik anlamdaki aktivitelere, satışlara, canlılığa bir olumlu etkisi olursa her ne kadar büyümeyi pozitife çevirmiyor olsa da yavaşlatacak. Fakat tersi senaryoda biz bu seneyi eksi büyümeyle kapatıyor olabiliriz. Dolayısıyla yeni ekonomi planında hani tutmayan hedeflerden bir tanesi buydu. Bir diğeri işsizlik verimiz. En son Haziran verisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın sitesindeki temel ekonomik göstergelerde. %13. Bu da hedeflenenin üzerinde. Dolayısıyla işsizlik, yani istihdam yaratabiliyor olmamız, büyümeyi yaratabiliyor olmamız bence yeni ekonomi planında beklememiz gereken en önemli başlıklardan bir tanesi ki ben orada hani daha agresif bir şekilde veyahut da daha somut ifadelerle bir açıklama gelmesini, hedef gelmesini bekliyorum. Keza sanayi kapasite kullanım oranı ile tüketici güven endekslerinde veyahut da reel kesim güven endekslerinde biliyorsunuz son ayda bir aşağı yönlü bir ivmelenme demeyelim ama bir hareketlenme var. Dolayısıyla bu da aynı noktaya bizi getiriyor. İstihdam ve büyüme noktasında öncül göstergeleri olması nedeniyle buralarda ben daha agresif olunacağını hedeflerde bekliyorum. Cari işlemler tarafına yani dış dünyaya verdiğimiz açık ya da fazla anlamında baktığımız zaman Temmuz'da cari işlemler dengemizde pozitif bakiye 1.1 milyar dolarlık bir fazlamız var. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman ise Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en iyi rakamlarından birinden bahsediyoruz. Eksi 1.7 milyar dolar seviyesinde bir cari açığımız var. Fakat cari açığın içerisinde ya da cari fazlanın içerisinde sadece ithalat ihracat yok. Bunun dışında başka kalemler de var. Örneğin cari transferler gibi. O boyuttan diğer kalemleri eklediğimiz zaman veyahut da ondan arındırarak baktığımız zaman dış ticaret dengemiz Temmuz ayına kadar yaklaşık 10.6 milyar dolarlık bir açık veriyor. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak olan ithalat ihracat verisi bence önemli. Orada kritik bence bir gösterge şu var. Haziran ve Temmuz yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki temel ekonomik göstergeler tablosundan bahsediyorum. Haziran ve Temmuz'da ithalatta biraz artış var gibi gözüküyor. Yani ithalat ve ihracat arasındaki fark hem Haziran'da hem Temmuz'da eksi 2,5 milyar dolar seviyesinde yani toplamda 5 milyar dolar seviyelerinde olmuş. Bu bize şunu gösteriyor, Türk lirasındaki değerlenme veyahut da işte dolardaki küresel anlamdaki o anlamda hani belli para birimlerine karşı değer kaybı diyelim. Aslında dolar endeksine baktığımız zaman tam tersini gösteriyor olmasına rağmen ya da pariteye, euro dolar paritesine baktığımız zaman tersini gösteriyor olmasına rağmen bu da TL değerlemek demek sanki daha doğru. Bizim biraz daha ithalata meyillendiğimizi gösteriyor. Bu da şu anda olumlu giden cari işlemler dengesi yani fazla veriyor olmamız ya da eksiye sıfıra doğru hani yaklaşıyor olması senaryosunun önümüzdeki hatta fırsat dediğimiz değil mi? Önümüzdeki günlerde hani olumsuz etkileyebilir. Bu hedefi tutturmaya çalışacaklardır yine yeni ekonomi planında. Dolayısıyla bizim faiz, enflasyon ve kur arasındaki ilişkimizin yine yeni ekonomi planında bunlar dikkate alınarak kurulması gerektiğini düşünüyorum ki büyük olasılıkla da öyle gelecektir. Fakat esas kritik olan nokta bence ödemeler bilançomuzda başka bir kalem. Doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemi. Yani Türkiye'nin yabancı sermayeyi ülkeye çekebiliyor olması durumu. Ben açıkçası yeni ekonomi planında biraz tekrardan bizim 2008-2012 arasındaki o işte yıllık 40 milyar dolarlarla 70 milyar dolarlar arasında gördüğümüz sıcak para veyahut da doğrudan yatırımları çekebileceğimiz noktaya gelecek teşviklerin fakat teşviklerin ötesinde yapısal çözümlerin ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum ki bence bu yeni ekonomi planında biraz bunları da bekliyor olmak lazım. Çünkü doğrudan yatırımlar yılbaşından Temmuz'a baktığımız zaman yaklaşık olarak eksi 3.7 milyar,
dolar, portföy yatırımları eksi 1.6 milyar dolar giriş, diğer yatırımlarda 2.7 milyar dolar çıkış, toplamda 2.5 yani 2.6 milyar dolarlık bir giriş söz konusu ki bu hani 40 ve 70 milyar dolar seviyelerinde işte 2008-2012 arasında ya da 2013 arasında Türkiye'nin para çektiği bir dönemle kıyaslandığında hani bizden ciddi miktarda paranın gittiği yerine de yenisinin henüz gelmediğini gösteriyor. Tabii bunu sadece iç dinamiklerle açıklamak mümkün değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi, Brexit, evet. İngiltere'deki işte Boris Johnson'ın seçiliyor olması, Avrupa Birliği'nde işte genel olarak sağ akımların yükseliyor olması gibi arkasında bir sürü küresel nedenler var ki ticaret savaşları da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani bu paraların aslında işte cepten tam tersine para verebilecek şekilde kamu borçlanma senetlerine, tahvillere gidiyor olması da dikkate alındı. Bu şaşırtıcı bir tablo değil. Yani bize spesifik, bize özel bir durum değil. Ancak bizim tekrardan bu güveni tesis ederekten bu yatırımları çekebiliyor olmamız gerekiyor. Yeni ekonomi planına bence bu perspektiften de bakmak lazım. Evet. Bir önceki yeni ekonomi planı ile bu yeni ekonomi planında bence aynı başlıklar yine söz konusu olacak. Daha net bir şekilde ortaya konulacak. Bütçe, kamu bütçesi yani merkezi yönetim bütçesi. Orada şu anda iç borç stokumuz ve dış borç stokumuzun toplamı yaklaşık 1 trilyon 250 milyar Türk lirası seviyelerinde artmaya devam ediyor. Ki biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığımız nezdinde bir borçlanma hani genel müdürlüğü kuruldu. Kamu borçlanma genel müdürlüğü. Dolayısıyla bu borcun çevrilebilirliği, sürdürülebilirliği ve düşük maliyetle aslında yönetilebilirliği bizim için daha kritik. Çünkü Türkiye normalde faiz ödemelerinde hani pozitif bir tarafa doğru meyillenebildiğinde yani faiz ödemiyor olsak aslında bizim bütçemiz fazla veriyor. Dolayısıyla bizim bu faiz yükünden kurtulabiliyor olmamız lazım. O yüzden de tabii enflasyon ve Merkez Bankamızın hani para politikası ve faiz kararları önemli ama merkezi yönetim açısından baktığımız zaman bizim hazine üzerindeki faiz maliyetini hani aşağıya çekebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de arkada işte o yapısal dönüşümler dediğimiz birçok çalışmaya dikkat etmek gerekiyor. Bence bütçe yine en önemli kalemlerden bir tanesi olacak. Enflasyon açısından yeni ekonomi planında şu anda bir sapma var gibi gözüküyor ama bu ay açıklanacak, bu hafta açıklanacak bu aya özel enflasyon verisiyle birlikte biz tek haneyi baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla birlikte görüyor olabiliriz. Hani sembolik de olsa ona yakın bir rakam %10 seviyelerinde. Dolayısıyla o trend de devam ediyor olabilirsek şayet yeni ekonomi planındaki hedefe yaklaşmamız mümkün ya da Merkez Bankası'nın işte beklenti anketindeki rakamlara yaklaşmamız mümkün. Bence esas belirleyici en önemli etkenlerden bir tanesi orası olacak yani enflasyon. Çünkü enflasyondaki gerçekleşecek rakam bize para politikası anlamında, faiz anlamında tekrardan bir oyun alanı yaratma imkanına sahip olabilir. Bunu görmemiz gerekiyor. Şu anda benim beklentim açıkçası mevcut yani yıl sonuna çok büyük bir hani hareketlenme olmaz ise yani enflasyon çok olumlu bir gidişatı olmaz ise Merkez Bankası'nın önünde 1 ila 1,5 puan seviyelerinde yani 100 ila 150 bas puan seviyelerinde bir hareket imkanı kaldı. Ama enflasyonda dediğim gibi hani olumlu gidişat devam eder. İşte petrol fiyatlarında Aramco'dan kaynaklı bir sıkıntı olmaz. Trump'tan dolayı bir sıkıntı olmaz. İşte Suudi Arabistan, İran çatışması politik olarak çözüme gider gibi gelişmeler olumlu yönde giderse bunu daha agresif bir şekilde görme şansımız var. Çünkü enflasyonu aşağıda tutma imkanı sağlayacak bize gıda fiyatlarına da bağlı olarak. Tersi senaryoda ise bizim dediğimiz gibi oyun alanının biraz daha kısıtlı olmasını bekleyebiliriz. O da nedir? 16,5 faizi işte hani 15 seviyelerinde belki 15'in bir çıt altında görüyor olabiliriz. Tamamen enflasyondaki ya da beklentilerdeki gelişmeleri paralel olarak diyeyim. Evet hocam şimdi YEP ile ilgili beklentileri çok detaylı analiz etmişsiniz. Ben de kendim notlarımı aldım. Bakalım saat 11'deki yapılan konuşmada neler çıkacak? Evet. Aslında burada tabii en önemli esas şey kelime diyelim, sihirli kelime güven. Çünkü erişilebilir bir hedef koymak, bir hedef koymak piyasayı da her zaman olumlu etkileyen neden, her zaman olumlu etkilediğini görüyoruz. YEP program sonrası peki piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz? Şöyle genel hatlarıyla izleyebiliriz. Şimdi çok güzel detaylı bir bilgiyi paylaştınız bizimle. YEP'in detayları
ne yönde etkiler sizce borsayı? Çünkü çok güzel kapattık. Devamı gelir mi acaba? Şimdi beklenti aslında iki tane beklenti var. Tabii piyasada çeşitli söylentiler de var. Ama en önemlisi YEP ile ilgili beklentiler nedeniyle işte iki tane yabancı fonun yine Türkiye'ye tekrardan ilgi gösteriyor olmasıyla ilgili ki henüz daha rakamlarda bunu göremiyoruz tabii geçmiş hani portföy yatırımlarında gibi nedenlerle borsamızı işte 105 bin seviyelerinde tekrardan gördük Borsa İstanbul 100 endeksimize. Şimdi YEP planı bugün açıklandıktan sonra bence genel olarak tepki şu olacak. Beklentiler şayet dediğiniz gibi uygulanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir rakamlar ve hedefler şeklindeyse olumlu olarak algılanacak ve piyasa buna göre hani olumlu bir tepki verecek. Mutlaka. Tersi senaryo yani hedeflerin çok agresif olduğu, ulaşılamaz olduğu, yapısal dönüşümlerde çok fazla hani bir hareket manevra alanının oluşmadığı görüldüğü noktada ise büyük olasılıkla tersi yönde bir tepki gelmesi mümkün ama bence orada daha sağlıklı karar verebilmek açısından tabii trader başka bir şey, ekonomistlerin hani bakış açısı başka bir şey. Dolayısıyla traderlar biraz daha önden gelecekti ama ekonomik perspektiften bir ekonomist gözüyle baktığımız zaman aslında bir önceki planla şu anki planı ve fiiliyatı karşılaştırmak daha doğru olacak sağlıklı bir karar vermek açısından. Evet. O yüzden ben hani iki taraftaki rakamların bakılmasını yani dikkat alıyorum ama yapısal dönüşümler çok önemli. Güven dediniz. Mesela sigortacılık sektöründe aynen BDDK gibi ya da SPK gibi bir üst grup kurulması söz konusuydu. Henüz mesela bununla ilgili bir aksiyon olmadı ya da altındaki bazı başlıklarda bir önceki YEP'ten bu yana hani değişiklikler veyahut da gelişmeler olmadı. Bunlara bakmak lazım ki bir önceki yeni ekonomi planındaki en önemli başlıklardan bir tanesi merkezi yönetim bütçesiydi. Yani genel bütçeydi. Bütçeyle ilgili olarak işte Ekim ayında tekrardan meclisimizde sürecimiz başlıyor. Orada bir önceki yeni ekonomi planında da vardı. Şu anda da gündeme geliyor. Proje bazlı bütçe dediğimiz bir yapı öne çıkıyor. Yani kamu kurumlarında biz projenin fizibilitesine, geri dönüşüne, yatırımların ya da yapılacak harcamaların fayda maliyet analizlerine bakılarak hani bütçeyi uygulayacağız ya da kısacağız ya da açacağız tarzında bir beklenti. Bence bu olumlu. Çünkü zaten olması gerekendi. Evet. Ama bunu uygulayabilmek önemli. Bence bu planda onu daha çok gözlemlemek isteyecek piyasalar. Evet, bakalım nasıl bir açıklama gelecek. Şimdi tabii 3 yılın yol haritası çıkacak. Bizde genelde uzun vadeli hedefler çok ulaşılabilir olmadı. Merkez bankalarının yapmış olduğu hedefler doğrultusunda. Dünyada bakalım da genelde öyle. Dünyada da genelde öyle. Aynen hocam, doğru söylüyorsunuz. Bakalım bu sefer nasıl bir gösterge önümüze çıkacak. Çünkü ben şundan dolayı bunu özellikle belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalara bakacak olursak artık gerçekte var olan tablolar düzeltilmeye başlanıyor. Kötü bir tablo da olsa bankaların üzerinden gördük bunu keza, değil mi? Evet. Birçok gösterge artık daha gerçekçi, daha somut bir şekilde paylaşılması şu an için piyasalarda bu olumlu karşılanıyor. Bakalım YEP programı nasıl gelecek hocam? Peki YEP'ten o zaman çıkalım. Tamam. Sizinle 4 dakikamız gibi bir 4 dakika gibi bir süremiz kaldı. Ben küresel piyasalara da geçmek istiyorum. Şimdi küresel piyasalarda önemli gösterge var. ABD'nin tarım dışı istihdam verisi gelecek. Önemli göstergelerden bir tanesi. Euro bölgesinden de veriler var. Bu haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentileriniz neler bu hafta küresel piyasalarda? Şimdi Amerika'da genel işsizlik rakamları ki Fed'in FOMC raporlarında da hani öncekilerde de bu son 17-18 Eylül'deki raporunda da benzer şeyler var. İşsizlik rakamında şu anda uzunca bir süredir hatta Obama döneminden de daha iyi bir şekilde işsizlik verilerinde Amerika çok iyi noktada. Ve en önemlisi tabii Amerika'nın hani demografik yapısına baktığınız zaman orada biliyorsunuz hani farklı coğrafyalardan gelen ve Amerikan vatandaşı olmuş kitleler de var. Bunun içinde işte Black ya da Hispanic dediğimiz bizim işte Afrika kökenli olanlar veyahut da Latin Amerika kökenli olanlara baktığımız zaman onların içerisindeki işsizlik rakamlarında da en iyi noktaya gelmiş durumda. Yani işsizlik Amerika'da hedefin de altına gelmiş durumda. Şu anda istihdam yaratabiliyor noktasında. Bu aslında Trump'ın... Neredeyse tam istihdam olacak hocam abi. Neredeyse. İşsizlik oranı ki ve, o da tehlikeli yani. Üstelik saat ücretlerinin de iyileştiği yani geliştiği bir noktada bunun oluyor olması Amerikan ekonomisi açısından aslında pozitif gidişatın bir göstergesi ki Fed'in toplantı notlarında da bunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anda zirvede gibi düşünürsek mevcut şartlar içerisinde buradan geriye geliş Trump'ın başarısızlığı gibi gözükecek. Tersi nokta aslında Trump'ın aldığı, 2016'dan bu yana aldığı noktadan getirdiği nokta başarı olarak
görünmüyor olmasına rağmen tersi senaryo başarısızlık olarak gözükecek. Dolayısıyla bence Amerika'daki gelecek tarım dışı işsizlik verisini bu gözle bakıyor olmak lazım. Yani aşağıya yönlü bir gidişat Trump'ın mevcut yaşadığı diğer konjonktürel gelişmelerle içeride ve dışarıda elini zayıflatmaya başlayacaktır. O zaman Trump'ın önümüzdeki dönemde daha agresif politikalar izliyor olması belli yerlerde, belli yerlerde de ödün vererekten geri çekiliyor olmasını beklemek mümkün. Örneğin Çin'le mesela ticaret savaşında şu anda tansiyon hala yükseltmeye devam ediyor. İşte Çinli firmaların Amerika'daki borsa endekslerinden çıkartılması tartışılıyor ki bunun işte geçtiğimiz hafta Amerikan borsalarında olumsuz bir etkisi oldu. Hani burada mesela bir anda işlerin çözüldüğünü görüyor olabiliriz. Tersi daha da sertleşiyor da olabilir ama ben çözülebileceği yönünde gidişatı bekliyorum. Öte yandan İsrail'deki seçimleri alt alta koyduğumuz zaman bölgedeki Netanyahu gibi en önemli partnerini kaybeden Trump'ın yeni bir partner arayışı içine girmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan, İran'daki gerilimi de dikkate aldığımızda hani ben Türkiye'yi orada açıkçası daha şanslı görüyorum. Ama tabii siyaset uzmanı değilim. Sadece bir manevra alanı kendisine yaratması gerekiyor. Mesela bir anda Türkiye ile olan ilişkilerde hani farklı bir noktaya getiriyor olabiliriz ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey Trump ve onun yönetiminden kaynaklanıyor. Yani orada farklı mekanizmalar da var. Onları da dikkate almamız gerekiyor. Evet hocam, şimdi küresel piyasalarda dediğiniz gibi aslında siyasi taraftaki hareketlilik piyasalara daha çok yön veriyor değil mi? Böyle genel hatlarıyla baktığımız zaman özellikle bu sınırda gerçekleşen operasyonlar, olaylarda biraz daha gündemimizde. Peki son size şöyle bir yurt içindeki sektörleri değerlendirecek olursam. Otomotiv sektörüne şimdi faiz indirimleri geliyor. Özel sadece yurt içine teşvik edici faiz indirimleri geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu son zamanlarda Türkiye'de alınan bazı adımlar, atılan adımlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce iyiye mi işaret? Yani 2020'ye daha mı iyi gireceğiz gibi görünüyor. Beklenen talepler yavaş yavaş aslında hani harcamaya doğru dönüşmesi gerekiyor. Çünkü insanlar taleplerini çok ciddi miktarda hani frenledi, kısıtladı. Bunda da özellikle taşıt ve konut ön planda. Dolayısıyla orada bir fırsat görmeye başladığında ben hane halkını bekleyen taleplerini yeniden ortaya koyacağını düşünüyorum ama sanıyorum o bu sene değil, önümüzdeki sene biraz da gelişmeleri paralel olarak gerçekleşecek diye düşünüyorum. Niye böyle diyorum? Çünkü faiz tek başına kriter değil. Yani programın başında da hatırlarsanız konuştuk. Enflasyonda daha olumluya bir gidişat söz konusu olursa, faizlerde daha da düşme gibi bir beklenti olursa şu anki faiz seviyelerinden yine insanlar çok fazla talep yapmayacaktır. O yüzden daha önceki programlarda dediğim gibi bence bunu bir paket haline getirmek lazım. Yani ÖTV teşviğiyle birlikte üstüne faizi koyarak ve hatta belki bireysel gelirlerimizdeki vergi matrağından düşme imkanını da getirerekten paketlediğimiz takdirde ben daha olumlu olacağını düşünüyorum. Evet. Bu arada tabii hani küresel piyasalar için bir başlıkta da isterseniz finali yapayım. Bugün hocam. Yine yabancı ajanslarda Brexit ile ilgili haber şöyle düştü. Boris Johnson ya tamam ya devam şeklinde kendi kabinesini zorlayacak. Yani Brexit'i anlaşmasız bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Bunun da önümüzdeki günlerde hem içeride hem dışarıda yansımaları olacaktır. Çok önemli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, Doktor Cüneyt Edircan, Aral Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü'yle şöyle beklentileri aldık. Hem YEP programını hem bu haftanın beklentilerini aktardı bizlere. Şimdi bankacılıkla ilgili bir haberimiz var fakat tekrar hatırlatalım. Kutay Korap da devam edeceğiz. Önemli göstergeler, önemli grafikleri de kendisinden izliyor olacağız. Şimdi bir haberimize bakalım. Bankacılık sektörünün kredi hacmiyle ilgili bir haber geldi. 20 Eylül itibariyle 2.5 trilyon TL'yi aşarken BDDK verilerine göre sektörün toplam mevduatının 2.3 trilyon lira olduğu açıklandı.